Ha, iyi. Anne. Buyurun komiserim. Gel. Ben de laboratuvarla konuştum. Bize öncelik tanıyacaklar. Güzel. Anne, tamam. Al bunu. En hızlı şoför, kimse yanına al. Doğru acıtma. Hadi. Valiye'nin bebeğinden de örnek almamız gerekecek. Hakan, Selin. Evet baba. Hemen hastaneye gidip bebeğin doktorlarıyla görüşün, tamam mı? Gereken izinleri buradan yollarız. DNA testi ne kadar çabuk çıkarsa bu iş o kadar çabuk biter. Herkes hızlı olacak bugün, anladınız mı? Tamam baba. İlhan'ın ipini bugün çekiyoruz. Hadi. İlhan o bebeğin babası çıkarsa yarın bu saatlerde cezaevinde. Oğlu bu işe çok sevinecek. Belki ikisini birden aynı koğuşa alırlar. Kayıtasın değil mi? Elbette savcım. Cihaz yarım saat önce aktive edildi. Güzel. Demek kimse fark etmemiş. Yoksa bu kadar rahat konuşmazlardı. Aferin. Vakit kaybetmeden hemen İlhan Bey'i arayın ve bilgilendirin. O bebek devletinin ne? Geçmemeli. Bir ateş aç bak ha. Hem de yanlarında bebekle. Zaten o yüzden tek mermi sıkamadık. Kıl payı kaçırdık ya, kıl payı. Yalnız zamanlama bir acayip. Nasıl yani? Bebekten örnek alacağız diye bugün konuştuk daha. Burada, yeni. Yani biri gitti, konuştu mu ilanları diyorsun? O da imkansız. DNA işini bizden başka kimse bilmiyor ki. Kimseye rapor da vermedik. Yani tesadüf diye oturalım mı? Ne yapalım yani? Köstebek aramakla vakit kaybetmeyecek miyiz Mesut? Köstebek değil müdürüm. Böcek. Müdürüm. Biri burada. Üstelik aktif haldeydi. Haklıymışsın Mesut. Ne işe yarar ki? Herifler burnumuza kadar girmiş. Biz uyanana kadar kim bilir neler öğrendiler. Bir tane de odanızdan çıktı müdürüm. Aşağılık herifler. Yalnız bir dakika ya. Bunlar bizim kullandıklarımızdan değil mi? Doğru söylüyor. Cihazların aynalarından emniyetin envanterinde de var. Götürün şunu.